Evet, şimdi kurbağamızın gelinliğini yapıyorum. 30 tane zincir çekerek başlıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bu şekilde 30 tane zincirimi çekiyorum. Şu şekilde 30 tane zincirimi çektim. Şimdi 30 zincirimi çektikten sonra buradan tutalım bakın, ya da işaret koymak isterseniz işaret de koyabilirsiniz. Bunun üzerine 3 tane daha zincir örüyorum. Bu 3 tane zincir trabzanımın boyu. Tığ üstü alıp 4.'ye batıyorum. Bu şekilde her bir zincirimi batarak ikili trabzanlar yapıyorum. Tam 30 tane ikili trabzan örüp geliyorum. İkili trabzanın da yapılışını videomun altında link olarak görebilirsiniz. Ama burada da biraz şöyle yavaş çekim göstermek istiyorum. Tığ üstü alıyoruz. Yani ipimi tığıma doluyorum. Buradaki zincirime batıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Çekiyorum. Şöyle bakın, 1, 2, 3 tane ilmeğim var. Tekrar tığıma ipimi doluyorum. 2 tanesinin içinden geçtim. Ve tığımda tekrar 2 halka var. Tekrar tığıma dolayıp 2 tanesinin içinden geçiyorum. Bu şekilde. Ben 30 tane ikili trabzanımı yapıp geliyorum. Evet, şimdi 30 tane ikili trabzanımı çektim bakın bu şekilde. Şimdi tekrar 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığ üstü alıp bu üst sıramızda da bu şekilde bu sefer ikili trabzanlarımın üzerindeki ilmeklere batarak 30 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Arttırmamız yok. Ben bu 30 tane ikili trabzan örüp geliyorum. Şimdi ikinci sırayı da ben 30 tane ikili trabzan olarak ördüm. Şimdi tekrar üst sıraya geçiyoruz. Yine 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Tığ üstü alıp zincirimin olduğu yere batıyorum. Yani zincirimin olduğu yere zinciri de sayıyoruz arkadaşlar trabzan olarak. Zincirin olduğu yere tekrar battığım için aslında burada bir arttırma yapmış oluyorum. Diğer ilmeklerimi birer tane sık iğnemi örüyorum. Pardon, sık iğne diyorum. İkili trabzanımı örüyorum. Bir de sonuna geldiğimizde bir tane arttırma yapacağız. Yani son ilmeğe de iki defa ikili trabzan yapacağız. Bu şekilde ben devam ediyorum son kısma kadar. Şimdi son kısmına geldim bu sıranın. Burada arttırma yapacağım demiştim. Sondaki ilmeğini böyle batıyorum. Tekrar aynı ilmeğe batarak ikili trabzanımı yapıyorum. Burada bu şekilde arttırmış oldum. Alt sıramız 30 ikili trabzandan oluşuyordu. Başında ve sonunda artırma yapınca 32 tane olmuş oldu bu sıramızda. Şimdi diğer sıraya geçerken tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Örgümü de bu şekilde çevirdim. Şimdi tekrar başında ve sonunda artırma yapacağım. Yani tığ üstümü aldım. Zincirimin olduğu yerin altına batıyorum. Burada bir arttırmamı yaptım. Yeni ilmeğe geçtim. Yani başında bir arttırma yapıyorum. Sonunda bir arttırma yapıyorum. Yani bu sıramızda da toplam
34 tane ikili trabzanımız olacak. Yine son kısma geldim. Son kısımda yine arttırmamı yapıyorum. Aynı ilmeğe 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, bu şekilde 1, 2, 3, 4. sıramızı tamamlamış olduk. Böyle örerken yine aralarda alıp kurbağamızın üzerinde şey yapalım, ölçelim. Şurası üst kısmı oluyor. Şu koltuk altına gelecek kısım. Şöyle tam koltuk altına hizalayacak şekilde bu şekilde yerleştirip ölçebilirsiniz. Sizin herkesin elinin sıkılığı bolluğu farklıdır. Belki birazcık daha büyük olmuş olabilir kurbağanız. Ya da ipinizin kalınlığına göre de değişir. Ya da küçük olmuş olabilir. O yüzden ölçmenizde fayda var. Evet, bu şekilde. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum gene. 1, 2, 3. Burası gelinliğimizin gövde kısmıydı. Gövde kısmını bitirdik. 4 sırada gövdesi bitmiş oldu. Şimdi etek kısmına geçiyoruz. Yani o fırfırlanmanın olduğu kısmı geçiyorum. Arkadaşlar burada yine ikili trabzanlar yapacağız ama her bir ilmeğin içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 aynı ilmeğe batıyorum. 2 tekrar aynı ilmeğe batıyorum. 3 bu başlangıçta zincirle birlikte 4 tane olmuş oluyor. Tekrar tüstümü aldım, yan ilmeğe geçiyorum. 1 aynı ilmeğin içerisine, 2 aynı ilmeğin içerisine, 3. Buradaki fırfırlanma bu şekilde ördüğümüz zaman çok güzel oluyor arkadaşlar. Yani her bir ilmeğin içerisine 3 tane mi öreceğiz diye fazla görünebilir gözünüzde ama kıvrılmalar gayet iyi oluyor. Bu şekilde sonuna kadar her bir ilmeğe 3'er tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet arkadaşlar, ben şimdi her ilmeğe 3 tane ikili trabzan yaptım ve bakın bu şekilde bir fırfırlanma oldu. Şöyle en son elimizle düzelteceğiz bunu. Yani şimdi düzeltmeye de gerek yok ama ben gösterebilmek için şöyle toparladım. Şimdi her ilmeğe 3 tane olunca arkadaşlar en son 34 tane ikili trabzanımız vardı. 102 tane ikili trabzan olmuş oldu bu sıramızda. Şimdi bunun üzerine 3 sıra daha aynı şekilde bunun üzerine 3 sıra daha ilerleyeceğim ama hiç arttırma eksiltme yapmayacağım. Buradaki her ilmeğime birer tane ikili trabzan yapacağım. Çünkü zaten pile kısmını burada vermiş olduk. Buradan devam ettireceğim. Yani arkadaşlar bu pileli kısmı yaptıktan sonra gene 3 tane zincir çekiyoruz. 2, 3. Gene ikili trabzanımı alıyorum. Her bir ilmeğe birer tane ikili trabzan yapıyorum. Yani arttırma eksiltmemiz yok. Buradan sonra şu fırfırlı sıradan sonra 3 sıra daha her bir ilmeğime birer tane ikili trabzan yaparak ilerliyorum. Gerekli tüm arttırmayı alt sırada yapmış bulunduk çünkü. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde burada 4 sıramız oluşturduktan sonra şu üst kısma çıkıp burada 2 tane ilik oluşturacağım düğme için. Tabi buradan, yani buradan kesmeyeceğim. Buradan direkt şuradan sık iğneler yaparak üst sıraya doğru ilerleyeceğim. Bol bol. Bakın şu trabzanların üzerlerine direkt sık iğnelerimi yapıyorum. Kastırmayacak şekilde. Şimdi ilik içinde 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Şu düğme büyüklüğünüze göre. Ben 6 tane zincir çektim. Hemen dibine değil de şöyle biraz yukarıya batıyorum. Ve bir sık iğnem yapıyorum. Şu şekilde bir ilik yeri yapmış oldum. Tekrar buraya birkaç sık iğne daha yapıyorum. Yine 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen üst ilmeğe yine sık iğneyle bağlıyorum. Bakın buraya hem 2 tane ilik yapmış olduk. Karşı tarafı da düğmelerini dikeceğiz. Hem de üst kısmı geçiş yapmış olduk şu şekilde. Burada da şimdi omuzlarını yapacağız. Şimdi buradan 5 tane trabzanın üzerine birer sık iğne örerek ilerleyeceğim. Bir tanesini ördüm. 1 2 3 4 5 Şöyle 5 tane trabzanın üzerine sık iğnemi ördüm. Burada kol yerini başlatıyorum. 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trabzanlardan da 6 tane sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Şöyle 6.'ya batıyorum. Ve zincirimi buraya bağlıyorum. Bu şekilde. Şimdi tekrar sık iğnemi örmeye devam ediyorum. 1 2 3 Şimdi şu karşıdan da bakın 1 2 3 4 5 tane bırakacağım. 1 2 3 4 5 6 tane kol için ayıracağım. Buraya da 5 tane daha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane şöyle iki kolun arasına boşluk bıraktım. Şimdi yine 10 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 tane trabzanım saydım. 6.'ya battım. Buraya bağladım. Şimdi 5 tane sık iğneme tıklatıyorum. Birer sık iğne örüyorum. 5 tane ilmeğime 1 2 3 4 ve 5. Bu şekilde. Şurada bir ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi burada kesiyorum. Bu şekilde. Kol kısımlarını çıkmış olduk. Şimdi bu kolların üzerine fırfır öreceğiz. Şuradan batırıyorum tığımı. Şuradan ilmeğimi alıyorum. Tekrar aynı yerden batırıyorum. Tekrar ilmeğimi alıp bir zincir çektim. Ön sık iğne yaptım. Şimdi 1 2 3 tane zincir çektim. Trabzan yapacağım. Her bir ilmeğimin içerisine 5'er tane trabzan yapacağım. Bayağı fırfırlı olsun istiyoruz çünkü. Şurayı tam alayım. Her bir zincirimin içerisine 5 tane ikili trabzanımı örüyorum. 1 2
3 4 5. Her bir zincirin içine bu şekilde 5 tane trabzan örüyorum. Hemen yan zincire geçiyorum, bakın. Bunun içerisine de 5 tane ikili trabzan örüyoruz. 1 2 3 4 5. Yan zincire geçiyorum. Bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Her zincirin içerisinde 5 tane ikili trabzan yaparak ilerliyorum. Bakın tamamladım ben. Toplam işte 50 tane ikili trabzan yapmış olduk. Şu şekilde fırfırlandı bu kol. Şimdi bunu bitirdim. Şurada hemen sıradaki sık iğnemin içerisine baktım. Burada 10 tane sık iğnemiz vardı. Tekrar 10 tane sık iğneyi örüyorum. Üzerine birer sıra daha sık iğne örüyorum. Şimdi diğer kola kadar geldim. Yine 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Tekrar her ilmeğin içerisine 5'er tane ikili trabzanımı örüyorum. Diğer kolda da aynı fırfırı elde ediyorum. 3 4 5. Her zincirin içerisinde 5'er tane ikili trabzanımı örüp geliyorum. Bu kolu bitirdikten sonra hemen yanındaki ilmeğe geçip buradaki 5 tane sık iğnemi tamamlıyorum. Burada ilmek kaydırmamı yapıp bir zincirimi çekip kesiyorum. Bakın burada 2 tane ip oluştu. Bunları hemen birbirine bağlıyorum. Bu kısmı da örgünün içerisine tığla çekip saklayacağım. Şu kısmı, sol kısmı ilik yapmıştım. Sağ kısmı da düğmelerini dikeceğim. Şimdi eteğin fırfırlarını yapmıştık. Eteğin ucundaki tüllere geçelim. Şunları şöyle elimizle düzeltiyoruz. Fırfırlar bu şekilde. Kolları da bu şekilde oldu. Şimdi fırfırlarını nasıl yaptığımı göstereyim. Şöyle yeteri kadar, ucuna koymak istediğiniz kadar, eteğin ucuna koymak istediğiniz kadar bir tül parçasını aldım şu şekilde ben. Önce ikiye katladım. Uzunca bir tül parçası bu. Sonra tekrar ikiye katladım ama bir kısmı açıkta kalacak şekilde. Yani şöyle renginden dolayı çok net görünmüyor sanırsam. Krem renkli olduğu için. Şimdi şu şekilde ikiye katladım. Üstündeki parçayı alıyorum, tekrar ikiye katlıyorum ama tam üzerine değil, ucu böyle görünecek şekilde. Yani bir kat üstte bir kat altta olmuş oluyor. Şu şekilde. Şimdi şu ucundan iğneme ipimi geçirdim. Daha ince bir ip de olabilir. Şu şekilde buraya tutturdum ipimi. Şimdi şöyle katlaya katlaya bakın. Şu elime alıyorum. Şu şekilde katlaya katlaya bakın ilerliyorum. Kat kat bunu dikiyorum.
Ben tekrar bir kat daha yapıyorum. Şöyle elimde katlaya katlaya üzerinden gelip dikiyorum. Şöyle göstereyim. Bu şekilde fırfırlı bir tül etek yapmış oluyoruz. Bunu da şöyle elbisemizin altına gelip dikeceğiz. Ben bunu tamamlayıp geliyorum. Şimdi ben bunu tamamladım. Bu şekilde kat kat elimle kıvıra kıvıra diktim. Şimdi bunu ördüm, elbisenin altına getirip dikeceğim. Şu iki katının da görünmesini istiyorum. O yüzden hangi hizaya gelecekse oraya göre şöyle göstereyim. Bakın. Yani arkadan baktığımda bir ikinci sıraya, alttan sayarsak bir iki üçüncü sıraya bu türlü dikmem gerekiyor. Şu şekilde görünmesini istiyorum. Buradan gene ördüğüm ipten, yani beyaz yünümden bir ip geçirdim iğnemi. Önce buraya sabitliyorum elbiseyi. Şimdi bu türlü iki katı dışarıya bakacak şekilde gelip buraya dikiyoruz. Şöyle dışarıda parça kalmayacak şekilde, bakın bu başını güzelce şöyle topluyorum. Şekilde bakın, önden de gözükmüyor. İki katlı fırfırımız da buradan gayet güzel göründü. Bu şekilde dikmeye devam ediyorum. Evet, şimdi karşı tarafa geçtim. Buraya düğmesini dikeceğiz. Arkadan sabitliyorum. Hemen şöyle kontrol edelim. Bu şekilde. Buradan da yine şu gövde için yaptığım 4. ve 3. sıranın arasına diğer düğmeyi de takıyorum. Bakın geleneğimiz
Bu şekilde hızlı şöyle bir de uzaktan göstereceğim. Şöyle göstereyim. Fırfırlarını dediğim gibi ellerimizle şöyle ayarlıyoruz. Şimdi kurbağamıza giydirelim. Bakın bu şekilde arkadan hemen düğmelerini takıyorum. Kapanışı da gayet güzel oldu. Şöyle göstereyim. Evet, bu şekilde süsledik. Siz de zevkinize göre süsleyip çeşitlendirebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.